İbni Atmaca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanıyım. Hatay Büyükşehir Belediye'mize Kansers Yaşam Derneği ve Elim Sende Derneği 2 tane konteyner hibe etmiştir. Bu konteynerlardan bir tanesi 4-6 yaş çocuklar için oyun alanı olarak hazırlanmıştır. Eğitimcilerimiz burada çocuklarımız için, 4-6 yaş arası çocuklarımız için farklı etkinlikler düzenleyecektir. Diğer konteynerimiz kütüphane olarak düşünülmüştür. Hazırlıkları tamamlanmıştır. Aynı dernekler Elim Sende Derneği ve Kansers Yaşam Derneği kitap bağışları toparlayarak bize göndermektedir. Hem dershanemize gelen tüm öğrenciler hem de konteyner kentlerde kalan tüm öğrencilerin faydalanabilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. En kısa zamanda gençlerimize bu hizmetimizi sunacağız. Ben Dida Kaymaz, Kansers Yaşam Derneği kurucu başkanıyım. Dernek olarak Hatay'a 3. gelişimi. Daha önce yaptığımız yardımların sürdürülebilir olması için bu bölgedeki yerel yönetimlerle iletişime geçip kanser hastalarını tespit ettik. Onların oldukları yerlere konteyner evler götürerek aslında istedikleri alanlarda yaşama ve hijyeni sağlamaya karar verdik. Ve dışarıda gördüğünüz alanı sordunuz. Hani buradan bahsetmeme sebebim platformun kurucusu Ahmet Bey yanımızda. Biz sadece bağış toplama kısmında kendilerine destek verdik. Ahmet Eker. Evet. Elim Sende platformunu temsil eden arkadaşlarımızla beraber bugün Hatay'dayız. Biz esasen SMA hastası çocuklara destekte bulunan bir platformuz. Amacımız tamamıyla çok kişinin az parasına dayalı bir sistem oluşturmaktı ve biz bunu 2 senedir çok doğru bir şekilde başardık. Deprem olduktan sonra da kayıtsız kalmak istemedik. Sağ olsunlar Kansersiz Yaşam Derneği ile daha önce de bir projemiz olmuştu. Bunda da ortak kendileriyle bir çalışma içerisine geldik. Burada Kansersiz Yaşam Derneği'nin almış olduğu 15 yaşam konteynerinin içerisine A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şeyi aldık. Dışarıda da 2 tane görmüş olduğunuz 42 metrekarelik kütüphane ve kreşimiz var içerisinde. Yine ne olması gerekiyorsa her şeyi en ince detayına kadar düşünmek istedik. Buradan destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de çok büyük emekleri var. Expo'da bize yer tahsis etmesi. Zaten en büyük işlerden bir tanesi buydu. Biz konteyneri nereye kurabilirdik derdindeyken Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bize yer göstermesi çok büyük bir iş yükümüzü üzerimizden aldı. Ve bizler gönüllüyüz. Burada bunu kurduktan sonra buradan ayrılacağız. Ama gönül rahatlığıyla da bu konteynerimizi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu öğretmenlerle beraber belediyeye teslim ederek bu güvenle, bu huzurla da buradan ayrılıyor olacağız. Buradan da tekrar kendilerine teşekkür ederim.